dedik. Peki neden? İşte onlardan alacağız şimdi cevapları. Tabii hiçbiri öncelikle ismini vermek istemiyor, yerini de vermek istemiyor. Haklısınız, hiçbir şey demiyoruz o konuda. Bir hanımefendi karşımızda, bir astsubay eşi. Günaydın. Günaydın Fatih Bey. Günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hamdolsun, bizlerdeyiz. Nedir eşinizin mesleki sorunları? Şimdi birazdan yine astsubaylara gideceğiz de. Mesela siz onun yaşamış olduğu stresi eve yansıtıyor mu? Önce oradan başlayalım mesela. Evet, kadın olarak etkileniyor musunuz? Askeri personeller hep bunu eve yansıtırlar. Yani şöyle bir şey var Fatih Bey. Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütündür. Yani bir ordu bir ülkenin sınırlarını, şeref ve namusunu koruyan birimdir. Doğru. Astsubaylar da bu ordunun bel kemiğidir. Bunu herkes çok iyi bilir. Yani Nisan ayında gizli bir kararnameyle üst düzey subayların mahsamı yapılmıştı. Bütün subaylar değil herhalde. Zannedersem karargahtaki subaylar. Çünkü bazı evet, subaylar da bizi alamadık dediler. Evet biliyorum. Sadece üst düzey subaylara yapılan bir mahsamı bu zaten. Fakat bununla işte geriye kalan belli kısımdaki subaylar, alt subaylar, uzman çavuşlar ve sivil memurlara hiçbir şey verilmemiştir. Yani bunun dışında şöyle bir şey de var. Fatih Bey Genelkurmay Başkanı'nda genelde her türlü şey internet sitesinde yayınlar ama bu konuyla ilgili herhangi bir yayın görmedik biz. Yani verecek cevapları mı yok diyorsunuz? Bence öyle bilmiyoruz ama. Peki bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Neden böyle bir adaletsizlik oluyor? Neticede bir bütünden, göz bebeğimizden bahsediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyoruz. Yani bir kısım subaya verip de bir kısım subaya veya as subaya veya işte uzmanlara verilmemesi, üleştirilmemesi, dağıtılmaması kafalarda soru işareti, sizin kafanızda soru işareti yaratmıyor mu? Yaratıyor tabii ki, sadece benim değil. Yani bu orduda sadece üst düzey subaylar yok. Yani 750 bin personeli olan bir kurumda siz sadece binlerle ifade edilebilen bazı kısımlara mahsam yapıp diğer personeli ayırırsanız bu memurların özlük hakkı deniyor mesela. Her gün bunu konuşuyoruz. Yani bu özlük hak değildir bence. Kurum içerisinde bireylere ayırmaktır. Aynen doğru, katılıyorum. Kaç para alıyor eşiniz bir astsubay? Kaç yıllık ve kaç para alıyor? Yani eşim neredeyse emekliliği gelmiş bir astsubay diyelim. 2300 lira maaş alıyor. 2300 lira maaş oluyor. Peki geçim sıkıntısı evde yaşanıyor mu? Siz hissediyor musunuz? Ya genelde şöyle bir şey var. Eğer Fatih Bey, şimdi biz ilden ile tayin oluyoruz. Çok kısa geçerseniz. Ben bir soru sordum. Evet, diğerlerinden yani alacağım. 3 yılda bir tayin oluyoruz. Her ilde farklı yerlerde kirada oturmak zorunda kaldığımız için tabii ki sıkıntı Anladım. Yaratıyor. Peki. Her yerde kira bedeli ödememiz gerekiyor. Bu konuyla da ilgili Anladığım kadarıyla lojman sorunundan bahsediyorsunuz. Şimdi sırada bir astsubay var. O astsubaya gidelim. O da ismini vermek istemiyor. Günaydın. Günaydın. Bugün sizi konuşalım dedik. İki gündür bizi bombardımana tutuyorsunuz. Sorunlardan bahsedin. Madde madde istiyorum. Bakın çok basit soru. Madde madde sorunları özetleyin bize lütfen. Öncelikle Fatih Bey, dünden beri yayınlarınızı izliyorum. Çok teşekkür ediyorum bizim sorunlarımıza değindiğiniz için. Ben 19. senesinde Silahlı Kuvvetler'de 19. seneyi devirdim. Görev başladım bu tarihten bu yana subaylar ve diğer kesim, as subaylar ve uzman çavuşlar arasında ciddi boyutlara varan bir ayrım yapılmakta. Örneğin ordu evlerindeki kalite farkı, ordu evlerindeki dağılım oranları. Ben biraz önce bir inceleme yaptım. Kayıtlı Silahlı Kuvvetler'de kayıtlı şu anda 94.132 tane astsubay görevli. Hı. Muazzaf. 67.221 tane uzman çavuş ve uzman erbaş görevli. Subaylarda 39.672 kişi görevli. Bu tsk.tr. Bana sorunları özetler misiniz? Bakın. Bugünü size ayırdık. Değerlendirin bunu lütfen. Anladım. Kısaca geçmeye çalışıyorum hepsine. Örneğin kamplarımız. Yani kamplarımızdaki kalite farkı ve dağılım oranı. Uzman çavuşlarımız bu kamplardan istifade edemiyor en başta. Ayrıca astsubaylara tahsis edilmiş olan kamplarımız, yerel kamplarımız çok kısıtlı miktarda ve ancak astsubaylarımız 13. 14. sırasının senesinde bu kamplardan istifade ediyor. Peki şu doğru mudur? Aşağı yukarı 20-25 yıllık bir astsubay bir yeni mezun bir teğmenin maaşını alıyormuş. Doğru mudur bu? Bu hemen hemen doğru. Neye doğru? Biraz önce söylediniz siz subaylar biz zam almadık dendi. Evet. Bu şekilde bir ifadeniz vardı. O zamı ben şöyle size açıklayayım. Kasım ayında yeniden bir düzenleme yapıldı kararname ile ek göstergelerde yenileme yapıldı. İş gücü, iş riski
ve teminin de güçlük zammı yapıldı. Ve bu zam sayesinde bölük komutanlarına varıncaya kadar temel rütbesindeki subaylar dahil herkes zam aldı. Peki sizi niçin Milli Savunma Bakanı, niçin Genelkurmay Başkanı duymaz sesinizi? Orasını biz gerçekten çok merak ediyoruz. Onu ben yani zammı, en son zammı Nisan 11'de gizli kararnameyle üst karargah subaylarına, karargah subaylarına yapılmış olan zammı hükümetimiz ne gerekçeyle imzaladı? Peki. Neyi gerekçe gösterdi? Onu anlamadım. Peki. Bakın 2008 yılında lütfen nokta koyar mısınız? Uzman çavuşa gideceğim. Daha çok kişi var. Bir uzman çavuşa gidelim. Çünkü süremiz de kısıtlı. Günaydın. Günaydın uzman çavuşum. Günaydın. Günaydın bir kez daha. Günaydın efendim. Heh, lütfen. Hattasınız. Efendim bizim sıkıntımız şu. Ben doğuda görev yapmaktayım. Uzman çavuşum. Buyurun. Ben burada aile götürmeyecek karnında çalışıyorum şu anda. Evet. Ve 4 yıl ben burada kalacağım. Bir fiil burada en az 4 yıl hizmet sürem var. Evet. Bu 4 yıl hizmet süresinde ben buraya bölgenin kritik olmasından dolayı, aile gelmemesinden dolayı aile getiremiyorum. Evet. Ve benim çocuğum var. Okula giden çocuğum var. Evet. Benim üst komutanlarımın, yani benden kıdemli komutanlarımın 17, 18, 20 yaşında çocukları var. Evet. Ve bu adam burada 4 yıl görev yapmak zorunda. Evet. Bunun 4 yıl içerisinde bu çocuğun babasız bir şekilde ayrı kalmasından dolayı ergenlik yaşına girmiş bir kişinin babasını yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Haklısınız. Peki ne yapılması gerekiyor? Yani efendim ne yapılması gerekiyor? Bizler uzman çavuşlar bitmesin bir doğuya. Onu mu demek istiyorsunuz? Ve aile hayır efendim 2 yıla düşürülebilir. Ya da 2 yıl aile götürmeyecek karnesini de çalıştırılabilir. Daha sonra 2 yıl ise aile götürebilecek karnesini de çalıştırılabilir. Siz şimdi doğuda 4 yıl diye bir kaydı yok. Siz şimdi doğuda 4 yıl görev mi yapacaksınız? 4 yıl yapacağım efendim. Toplam 11-12 yıl doğuda bir fiil aile götürmeyecek karnesini görev yapan arkadaşlarımız var. Hı-hı. Ve bundan dolayı çoğu arkadaşımızın inanın psikolojisi bozuk. Eşlerinin ve çocukların psikolojisi bozuk. Ama bizler gariban insanlar olarak bu mesleği yapmak zorunda olduğumuz için, bu mesleği yapacağımız için buna katlanıyoruz. Peki, fakat bu da bizim ileride çoluğumuzun, çocuğumuzun psikolojisini bozuyor. Bozuyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Ya bu sorunlar bir şey sorabilir miyim? Bu sorunlar biliniyorsa size neden böyle üvey evlat muamelesi yapılıyormuş gibi bir izlenim var? Şunu söyleyeceğim Fatih Bey. Bakın, onlarca arkadaşım, yüzlerce arkadaşım bu mesleği bıraktı gitti. Biliyorsunuzdur. Çoğu duydum. İnsan bu mesleği bırakıp gidiyor. Duyuyoruz. Neden bırakıp gidiyor? Yetişmiş bir insan. 10 senesine bu mesleği vermiş bir insan. Neden bu meslekte kalmıyor? Tabii. Bu Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın sorumlusu olmak gerekiyor. O kadar bize kanunlar hakkında düzelteceğini söyler ama hiçbir şey izlemedi. Gerek ek göstergeden bahsedeyim. Gerek lojman dağıtımından bahsedeyim. Gerek ordelerden bahsedeyim. Hiçbir konuda uzman çavuşa verilmiş doğru dürüst bir hak yoktur efendim. Peki. Çok çok teşekkür ederim sevgili izleyenler. Uzman çavuş da derdinden yandı. Bakın aslında ne kadar az subay ve uzman çavuşlar sorunlu. Sorunları teker teker ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye Emekli As Subaylar Derneği Genel Başkanı var. Ahmet Keser. Ahmet Bey günaydın. Günaydın Fatih Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok kısa bir zamanımız kaldı. Sizden ben bir şey rica edeceğim. As subayların ve bu uzman çavuşların sorunlarını siz anlatamıyor musunuz hükümet yetkililerine, Milli Savunma Bakanı'na veya devlet kurumundaki Genelkurmay Başkanı'na sorunları iletmiyor musunuz ki bu insanlar feryat figan hem mesaj atıyorlar hem de efendime söyleyeyim telefonda böyle yakınıyorlar? Efendim biz anlatıyoruz. Biz bunu Genelkurmay Başkanı'na, Milli Savunma Bakanı'na iki kez anlattık. Ve sizin biraz evvel meslektaşımıza sorduğunuz bir soru vardı. Sizin sorunlarınız nedir? Ana başlıkları nedir? Kısaca anlatın dediniz. Lütfen. Herkes kendince bir şeyler söyledi. Tabii. Biz bunu rapor haline getirdik ve sebep sonuç ilişkileriyle beraber bu sorunlar çözülmezse bu sorunların maliyetinin ne olacağını iki kez 7 ay içerisinde iki kez Milli Savunma Bakanı'na, bir kez de Genelkurmay Başkanı'na 1,5 saat anlattık. Başkanım ne bunu, zaman verdiniz en son bu raporu kendilerine? Kasım ayında verdik. 2 ay önce de Milli Savunma Bakanı'na verdik. Hı. Önümüzdeki günden Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na tekrar muhtemelen görüşeceğiz. Genelkurmay Başkanı'na ben kişi özel bir mektup yazdım. Bu mektubun içeriğinde durumun vehametini anlatmaya çalıştım. Bu durumun vehameti gerçekten şu anda Türkiye'de ülke sorunu haline gelebilecek konumda. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri kapalı bir kutu diyoruz. Evet. Biz bu kapalı kutunun kapağını açtık. Evet. İçeride ciddi bir sıkıntı var. Bakın as subay ve uzmanlardan kaynaklanan bir sıkıntı zannediyorsunuz. Evet, evet.
arkadaşlarımız bir hafta içinde 70 bin kişilik bir Facebook grubu oluşturdu. Evet, evet, evet. Tepkilerini kamuoyuyla paylaşıyorlar. Bakın bu tepkiler şu anda bu yöntemle paylaşılıyor. İnsanları biz dizginlemeye çalışıyoruz. Sükunete davet ediyoruz. Ancak silahlı kuvvetler içi kaynıyor. Uzmanlar da kaynıyor, asubaylar da kaynıyor. Ya peki Sayın Başkan, bunlar bilindiği halde niçin bir önlem alınmıyor? Ya artık yani kangren olmuş bir şey var anladığım kadarıyla. Yani bir zamanlar bir başlık vardı, genç subaylar rahatsız diye. Şimdi asubaylar ve uzmanların rahatsız olduğunu sizin anlatımınızdan anlıyoruz. Sizi dinlerken de hayretler içerisinde dinliyorum. Acaba yetkililer niçin bir önlem almıyor veya şimdi, düzenleme yapmıyor? Manzara yukarıdan net olarak görünmüyor. Gayri memnun bir zümre. Bunlar her zaman zaten şikayetçi deniliyor. Ama Türkiye değişiyor. Yani eskiden olduğu gibi insanlar sadece serzenişlerini ya da tepkilerini söyleyip artık kabuğuna çekilmiyor. Hak arıyor. Bugün arkadaşlarımız söyledi. Eskiden yarbay muadili bir maaş alırken şimdi üsteğme muadili maaşa düştük. Bu maaşlarımız da yarı yarıya azalıyor. Nerede? Emekli olunca. Şimdi 1200 lira emekli maaşı alan arkadaşımız var. Teğmen alıyor 3000 lira maaş. Teğmen gibi iki tane çocuğum var. Okutmam gerekiyor. Ama maaşım 1100 lira, 1200 lira. Bunu anlatıyoruz. Şimdi bunu rakamlarla anlatıyoruz. Eğer algılamalar açıksa, anlaşılmak isteniyorsa anlaşılır. Yok algılamalar kapalıysa, anlaşılmak istenmiyorsa, ya bunlar işte günlük tepkilerini ortaya koyarlar, sonra hayat normale döner diyorlarsa, şunu söylüyorum, bu sefer manzara değişik. Çok enteresan. Peki bir şeycik daha. Çok kısa. Siz hani raporları verdiniz ya, mektupta yazmışsınız. Genelkurmay Başkanı'ndan veya Milli Savunma Bakanı'ndan bir açıklama, bir size dönüş oldu mu? Çok kısa. Genelkurmay Başkanı'mız sanırım önümüzdeki günler bizimle...